İşte bu Tapkin'in Bihan'a yazdığı o mektubun ta kendisi. Bugün bunu yakıp sonsuza kadar yok edeceğim. Bakalım ondan sonra o ihtiyar bana ne yapabilecek? Hey Shankar! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyordun? Ben burada ateş yakıyordum. Ateş. Evde ocak varken sen ateş mi yakıyorsun? Hı? Bu ne? Göster bana. Sorun olmaz, değil mi? Hadi. Memnun oldunuz mu? Bunların hepsi çöp. Ocağı yakamadığım için ateş yakayım demiştim. Ama size ne oldu böyle? Hep benden şüpheleniyorsunuz. Sen şükret ki sadece şüpheleniyorum. Benim şüphelerimin doğru çıktığı gün Shankar, bunlar yakılacak çöp değiller. Bunu bile bilmiyorsun, değil mi? İnsanlar bu eski gazeteleri çeşitli şeylerin altına sermek için kullanırlar. Senin evinde öyle yapılmıyor muydu? Lanet olsun. O mektup da gazetelerin içindeydi. Hey Shankar! Eğer Vasu anne o mektubu görürse Bihan'ı tamamen kaybederim. Hayır. Benim gidip onu bir şekilde durdurmam gerekiyor. Evet. Daha hiçbir şey olmadı Koshi. Asıl benim özel meyve suyumu içince bak bakalım neler olacak. Al. Benim Vani, Tapkin'in ruhu değil. Niye böyle korktun? Ben aslında aniden bir ses geldi de ondan korktum. Bir ses duydum. Neyse, al sana elma suyu. Bunu niye veriyorsun ki? Bana zehir ver Bayan Vani. Hemen bir anda yok olup gideyim ben. Artık bu korkudan kurtulmak istiyorum. Hemen kurtulmak istiyorum. Bayan Koshi, neden bu kadar düşünüyorsun? Zihninin biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Hepsi bu. Meyve suyunu iç de yat. Al hadi. Neden uyuyayım ki? Ya uykumda gelip beni boğarsa ne olacak? Merak etme. Hadi sen bunu iç. Hadi içsene. O meyve suyunu içme anne. Bunun içine bir şey koymuşlar, içmem ben. Bunu içmem. Anne. Bunu içmeden seni durdurdum çünkü onu içerken bu ilacı da iç istedim. Sana olanları bir doktora danıştım ve o da bana bunu verdi. Biraz rahatlamana yardım edecek.
Ama lütfen bu meyve suyuyla ilacını iç. Sen bana hep çok iyi bakıyorsun Biha. Al hadi, sen de biraz meyve suyu iç. Hem de elma suyu bak. Ben elma suyu... Hayır, o elma suyu içmez. Ama sen onun elma suyu içmediğini nereden biliyorsun? Sadece ben değil, bunu herkes tahmin eder. Çünkü kendisi huysuz olan insanlar tatlı sevmezler. Tatlı şeyleri sindiremezler onlar. Hadi iç. Ay, iyi geldi. Şimdi uykum geldi. Bayan Koşi, uykun geldiyse senin dinlenmeye ihtiyacın var demektir. Uzan da dinlen şimdi. Hadi. Hadi kalk. Ne? Gel. Bu doktorun ilacının etkisi değil. Sana verdiğim meyve suyunun eseri. Uyu. Çünkü daha sonra kendin hakkındaki gerçekleri herkese anlatacaksın. Benim mektubum nereye gitti? Bunların arasındaydı. Yenge, bu Sankar var ya tam bir aptal yani. Eski gazeteler hiç toplanıp yakılır mıymış? Şimdi bütün dolabı iyice temizledim ve gazeteleri de serdim. Yenge bak, ne kadar güzel düzenledim. İyi değil mi? Evet, güzel. Bu arada yenge, bütün bunları ben senden öğrendim. Sen benim yengem olabilirsin ama benim öz annem gibisin. Senin elinden her iş geliyor. Tamam yenge, öyleyse ben diğer işlere bakayım ha? Madem elinden her iş geliyordu da o zaman Bihan'la Tapki arasındaki sorunları neden düzeltemiyorum? Şu anda tek istediğim şey o mektubu bulabilmek. Ama nereden bulacağım? Ne oluyor? Ve ben odamda uyumuyor muydum? Öyleyse nasıl burada uyandım? Bu bir ceset. Kimin diye sormayacak mısın? Kimin cesedi o? Senin. Bu senin cesedin Koşi Devi. Ben ölmüşüm. Bu benim cenazem. İmdat! Kapıyı açın! Kapıyı açın! İmdat! Bekle! Sen değilsin bu. Bal mumu heykelin Koşi Devi.
çok uzun zaman önce öldürüp böyle yok edebilirdim. Ama hayır. Senin kolayca ölmene asla izin vermem. Bugün sen öldün, artık hayatta değilsin. Ben yaşıyorum. Ve ben Tapki'yim, Tapki'nin hayaleti değil. Ne sanmıştın? Amcayı susturduğunda gerçekleri saklayabileceğini mi? Gerçek ne öldü ne de saklanıyor. Şimdi asıl sen öleceksin. Çünkü senin gerçek yüzünü yakında herkes öğrenmiş olacak. İmdat! Yardım edin! İmdat! Yardım edin! Zavallı koşu. Ama yine bunları kim görse böyle korkardı. Koşu gelmeden ben hemen şuraları düzenleyeyim. Bayan Koşu. Bayan Koşu, ne oldu sana? Böyle koşarak nereden geliyorsun? Beni görebiliyor musun? Dokunabiliyor musun? Görüyorsun değil mi? Ben ölmemişim. Ne oldu sana böyle? Geri gelmiş. Kim gelmiş? Kim? O geri gelmiş. Beni kesin öldürecek. Kim öldürecek? Tapki. O ölmemiş. Hala yaşıyor. Yine mi aynı şey? Doğru söylüyorum. Televizyona Tapki çıktı ve bana beni öldürdüğünü söyledi. Gerçekten. Bayan Koşu, sakin ol artık. Lütfen Bayan Koşu, ölü bir insan tekrar ölemez. O artık yok. Sen rüya görmüş olmalısın. Ben rüya falan görmedim. Ben Koşu Nehri üstüne yemin ederim Tapki yaşıyor. Hala bana inanmıyorsun değil mi? Öyle mi? Tamam. Öyleyse kanıt olarak sana televizyonu göstereyim. O yaşıyor. Tapki beni öldürmek istiyor. Gel hadi. Hadi gel benimle. Gel Bayan Bani. Hadi sana göstereyim. Gel bak. İşte oradaki televizyonda. Nerede? Yemin ederim ki orada duruyordu. Televizyon buradaydı. Ekranda da Tapki vardı. Bana beni yakacağını söyledi. Bayan Koşu, o artık geçmişte kaldı. Televizyon falan vardı diyorsun ama durum böyleyse sanırım senin gerçekten bir hastalığın var. Sen en iyisi eve git de dinlen biraz ha? Hastalık? Hadi. Ama ben... Senin iyice dinlenmeye ihtiyacın var. Ben gelirim. Kabir, sakin ol. Kabir, çok teşekkür ederim. Sen yardım etmesen bunu yapamazdım. Aa, hey, bir saniye. Tek başıma yapmadım, bunu ikimiz birlikte yaptık değil mi? Evet. Önce uzun bir süre uyusun diye meyve suyuna uyku ilacı karıştırıp içirdik. Sonra da Balmumu heykelini yaktık. Şimdi o yüzden öldüğünü sanıyor. Tabii, inanması çok normal. Ama bir şeyi doğru yapmadım. Neyi? Koşu devi, yani o kadın biraz ağırdı, anlarsın ya, biraz beni düşünebilirdin yani. Kabir, bekle de gör. Koşu devinin gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım. Umarım olur. Gidelim. Hadi. Eğer hayatta kalmak istiyorsan, akşam tam saat 5'te büyük ağacın arkasındaki ormana gelip benimle buluş.
herkes bir gün ölecek. Ama Koşi şimdi korkudan ölmeyecek. Demek Tapki geri döndü ha? İyi. Belli ki Tapki Koşi'nin kim olduğunu çabucak unutuvermiş. Ben ona hatırlatırım. Eğer Tapki değilse, o zaman bugün bunu yapanın son duasını okurum. Kim olursa olsun, yemin ederim ki bu her kimse onu kendi tuzağına düşüreceğim. Yoksa bundan sonra Koşi Devi değilim. Aferin sana Koşi Devi. Demek zamanı gelmeden tuzağını hazırlıyorsun. Şimdi avımın gelmesini bekleyeceğim. Tapki canım, burada seni bekleyeceğim ben. Tamam, şimdi Tapki buraya gelir gelmez bu saatli bombayla havaya uçup aya ulaşacak. Bu saatli bomba patlayınca o da patlamayla yok olacak. Sen hala öğrenemedin mi Tapki? Koşi Devi ile uğraşan herkes bedelini öder. Bu nereye gidiyor? Hem de Tapki'nin kıyafetleriyle. Tapki ile Bihan için yapmam gereken şeyi ne olursa olsun yapacağım. Ancak yeni gelinime karşı yerine getirmem gereken görevlerin de yapılması gerekiyor. Bu da ne Vasundura? Yeni gelinin yapması gereken bir tören. Daha önce yapılmalıydı ama son günlerde öyle şeyler oldu ki yapamadık. Şimdi yaparız artık, tamam mı? Otur Aditi kızım. Tamam. Anne, bu tören ne için acaba? Bunu yeni gelini aileden biri yapmak için düzenliyoruz canım. Tıpkı tuzun yediğimiz her türlü yemeğe tat katması gibi bir şey. Öyleyse ben de sana şimdi yapacaklarını söyleyeyim. Ne yapacaksın biliyor musun? Şimdi avuçlarını tuzla dolduracaksın. Ve sonra bana geri vereceksin. Ben de sana geri vereceğim. Ve bunu tam 3 kere yapacağız. Tam 3 kez. Unutma. Bu öyle sıradan bir tören değil Aditi. Bu aynı zamanda bir test. Tuzun ellerinden dökülmemesi gerekir. Dökülürse uğursuzluktur. Derler ki elindeki tuzu bile tutamayan yeni gelin hiçbir evliliğini sürdüremez. O yüzden dikkatli ol. Başlayalım mı? Bir dakika.